LGS'ye son 45 gün gerçekten çok değerli bir süre. Bu süre zarfında güzel çalışmalarla hayallerimize kavuşabiliriz arkadaşlar. Bunu her zaman söylüyoruz. Bunu defalarca söylüyoruz. Çünkü buna inanmanızı istiyoruz. 45 günde çok ciddi net artış yapabilirsiniz. Yeter ki sıkı sıkıya çalışmaya devam edin arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda Frank Robinson diyor ki... ...hiç kimse geriye gidip yeni bir başlangıç yapamaz. Ama bugün yeni bir son yapıp yeniden başlayabilir. Yani bugün bu 45 gün kala şimdi başlıyorum ve sıkı sıkıya çalışıp 45 günde netlerimi şu kadar artıracağım diyebilirsiniz. Ve düşünün 45 günde şu hatta buraya yazıyorum bak 200 çarpı 45 diyorum. Ne eder arkadaşlar? 9000 eder. 9000 tane soru çözebilirsiniz. 9000 soru ne demek biliyor musunuz? Onlarca kitap. Bu kitaplarla da gerçekten çok ciddi bir net artışına sahip olabilirsiniz. Dolayısıyla sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Günün yorumuna baktığımızda Mehmet Emin Taşlı diyor ki: "Denemelerde sayısalda zorluk çekiyorum ne yapmalıyım?" Evet, denemelerde sayısalda zorluk çekmek birçok öğrenci için geçerli. Bunu hepimiz görüyoruz. Herkesin yaşadığı bir sorun bu. Ama şunu unutmayın ki arkadaşlar bu bir sıralama sınavı. Yani sınava girdiğinizde önce sözel bölüm gelecek, ardından sayısal bölüm gelecek. Sözel bölümde ve sayısal bölümde en fazla nete ulaşanlar sınavda başarılı olacak. Dolayısıyla siz sözel bölümde çok çok iyi yaparsanız, sayısal bölümde fen kısmından başlayıp fenle yapabileceğiniz tüm soruları doğru yaparsanız, sayısal kısmında matematik kısmında da yine en yüksek netlere ulaşırsanız sıralama sınavı olduğu için hayallerinize liseye kavuşabilirsiniz. Yani şöyle bir şey yok. 20 matematikte 19 tane yaparsan kazanıyorsun yoksa kazanamıyorsun. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Türkçede, sosyalde yani inkılapta, İngilizce'de, dinde, fende en yüksek netlere ulaşırsın. Matematikte de yapabileceğin en yüksek netlere ulaşırsın. Ve hayallerindeki fen lisesini, Anadolu lisesini kazanabilirsin. Bazenleri çalışmayı bırakırsın geliyor. Nasıl engelleyebilirim demiş. Şimdi bu her öğrencide var. Yani birçok öğrenci... Eğer ders çalıştıysa, gayret gösterdiyse yorulmak zorunda. Ama yorulmak da, dinlenmek de, bazen ders çalışmayıp boş boş takılmak da sizin kazanmanız için gerekli arkadaşlar. Yani bazen bırakacaksınız, dinleneceksiniz. O da zaten kazanmanız için gerekli çalışmaya dahil. Yani dinlenmek de çalışmaya dahil. Dolayısıyla siz bazen günde 200 soru çözeceksiniz. Bazen hiç soru çözmediniz. Bir an olacak ama ardından oradaki eksikliği telafi edeceksiniz. Sonuç olarak sizler sınava kadar en çok dikkat etmeniz gereken şeyin kendiniz yani sen olduğunu iyi bilmen gerekiyor. Çünkü sınav günü sen eğer moralin iyi olursa, sınav günü eğer sen uykunu, beslenmeni tam güzel bir şekilde ayarladıysan en az 5-10 net daha fazla yapabiliyorsun. Ama sınava kadar moralsiz, bitkin, uykusuz, yorgun bir şekilde gidersen sınavda iyi yapamazsın. Dolayısıyla bazenleri çalışma bırakmak geldiği zaman bırakıp dinleneceğiz. Ama Ardından hemen hedefimizi hatırlayacağız. Hemen gayretleneceğiz ve dinlendikten sonra birazcık haylazlık yaptıktan sonra yeniden dersimizin başına döneceğiz. Şu anki matematik, şu anki zaman... ...matematik ekserimi kapatmak için yeterli zaman. Zaten sayısaldaki bir öğrencinin... ...temel sıkıntısı da bu matematikteki... ...soruların bir anda yapılamayacak kadar... ...zorlayıcı olması. Yani sen matematiğe giriyorsun... ...başlıyorsun, bismillah diyorsun, bir açıyorsun... ...Allah'ım Rabbim. bu nasıl bir soru diyorsun? Bu kadar uzun bir soru olur mu? Ama bu soru esasında... 3-4 basamaktan oluşuyor. Yani içinde belli bilgileri bilmemiz gerektiriyor. Hatta bazı bilgileri direkt veriyorlar. Yani Milletim Bakanlığı, hadi bunu da verdik diyor. Bunu da siz kendiniz zaten bilin diyor. O zaman biz şunu bilmemiz lazım. Matematikte gelecek olan soruların mesela geçen seneki sorulara baktığımızda bunu görebiliyoruz. Bazıları gerçekten mesela şu soru veyahut da şu soru dikkatli bir şekilde durulduğuna yapılabilecek sorular. Bazı sorular ise zorlayıcı. O soruları atlayıp ardından diğer soruları bitirdikten sonra baktığımızda o moral motivasyon yüksekliği ile yapabiliriz. Ama takıldığımız bir soruya ısrar edersek o zaman ne olur biliyor musunuz? Ardından gelecek kolay soru da yapamayız. Ben bunu neden anlatıyorum? Bu turlama taktiğini zaten biliyorsunuz. Bunu şundan dolayı anlatıyorum. Sizler de matematiğe çalışırken, matematiğe çalışırken ilk başta yapabileceğiniz soruları yaparak başlamalısınız. Sonra, sonra biraz daha zor, sonra biraz daha zor, sonra en son zorlara geçerek ilerlemelisiniz ki yapamadığınız zaman vazgeçip moraliniz bozulmasın. Bak ne diyor? Bazenleri çalışmayı bırakasım geliyor. Bazen zorlanıyorum diyor. Neden? Çünkü hep en zorlayıcısından başlıyor olabilir. En zordan başlarsak olmaz. Yani bir anda 100 kiloyu kaldıramaz. İlk başta 5 kiloyu kaldıracaksın. Sonra 10 kilo. Sonra 20. Sonra 30. Sonra 40. Sonra 100 kiloyu kaldırabilirsin. Ve şu anki zamanda 45 günde matematik eksilerini kapatman için yeterli. Ama e, çok fazla eksiğin varsa biraz daha fazla çalışman gerekir. Yani eğer 5 net eksiğin varsa günde 2 saat çalışman gerekir. 10 net eksiğin varsa günde 4 saat çalışman gerekir. Eksiğine göre çalışma tempondan sen artıracaksın. Hayallerine göre de çalışma verimini çalışma süreni... sen belirleyeceksin. Şimdi burada günün kaynağına baktığımızda da LGS tost seti esasında bununla bağlantılı. Los tost setini biz tost makinesi ismini verdik. İçinde birçok tost olduğu için. İçinde toplam 8 tane tost var. Hemen şöyle açıyorum güzel bir şekilde tost setimizin kutusunu. Şöyle çıkarıyorum arkadaşlar. Burada en çok zorlanılan dersler yani matematik, fen ve Türkçe ve en çok kasay olan dersleri adımlara böldük. Burada adımlara bölerken şunu yapmaya çalıştık. Dedi ki öğrenciler "Ben matematiğe gelmek istiyorum. Konumuz matematik çünkü." Öğrenciler önce şu kolay soru bir yapsın temel soruyu. Sonra bu temel soruyu bu kısım pekiştirdikten sonra orta seviye sorulara geçsin biraz daha zorlayıcı. Ardından sınav tarzı sorulara geçsin. Temel orta sınav tarzı. Temel orta sınav tarzı. Bunu fen dersi için de aynı şekilde yaptık. İlk başta temelden bir başlasın. Sonra sınav tarzına geçsin. Aynı şey ikinci adımdaki konularda da geçerli oldu. Türkçede de, matematikte de, fende de bütün bunların hepsini yani LGS'nin tüm konularını 4, 5, 6, 7, 8 adımla tüm konuları temel orta sınav tarzı şeklinde sizlere hazırladık. Bütün sorularında kare kodlu çözümlerini sizlere sunduk. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Sizler temel soru yaptığınızda da esasında sınav tarzı soru yaklaştığınız bilmeniz lazım. Ya yani bu sorunun konu. Hayır. Sen bu soru yapabileceksin ki sonrasında bu soru geçebilirim diyebilmelisin. Matematikte de, fende de temel orta sınav tarzı sorularla mükemmel bir şekilde inşallah LGS'deki tüm konularınızı tamamlayacaksınız. Ve eksiksiz bir şekilde bu tost makinesi sayesinde LGS'nin tostunu ...çıkaracaksınız ve inşallah... ...hayallerinizdeki liseye kavuşacaksınız arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda Yunus Emre Fen Lisesi... ...Manisa'da... E, ...birçok mühendislik, diş hekimliği, eczacılık tıp kazandırmış. Türkiye'deki zaten bütün fen liseleri... ...çalışıldığında çok güzel... ...üniversiteleri kazandırabiliyor. Yeter ki sizler gayretli bir şekilde... ...ister Anadolu lisesi, ister sosyal bilimler lisesi... ...ister fen lisesi, hiç fark etmez. Çalışın... Emeğinizin karşılığını almak için gayret gösterin. Sonrasında tevekkül edin. Ardından zaten çok güzel sonuçlar sizleri bekliyor. Hadi bakalım ödül soruya yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Ancak şunu da söylemek istiyoruz. Bizler sizleri annelerinizle, babalarınızla, abilerinizle, Tonguç Akademi olarak bizler de tüm hocalarınızla sizleri siz olduğunuz için seviyoruz. Yani sınavda kazanacağınız için değil. Fen lisesini, Anadolu lisesini kazanacaksan o yüzden seni seviyorum değil. Sizleri siz olduğunuz için seviyoruz. Ama sizler bu liseleri, bu güzel okulları kendiniz için kazanmalısınız çalışmalısınız gayret göstermelisiniz hadi bakalım o zaman ders çalışmaya devam ediyoruz